Evet sevgili dostlar sponsorumuz golva.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuz hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Şimdi <laughs> şöyle söyleyeyim Fenerbahçe yenildiği zaman uykusuz kalanlardan mısınız dediler dün birisi bana soru sordu. Diyemedim Fenerbahçe yendiği zaman da ya da beraber kaldığı zaman da uykusuz kalanlardanım diyemedim. Bu videoyu 16 Eylül 01.52'de çekmeye başlıyorum. Fenerbahçe'de Osay Samuel mest etti diyor haberde. Biliyorsunuz savunmacısı Osayi Samuel. Renk karşısında oynadığı futbola taraftardan alkış aldı diyor. Başarılı futbolcu Fransa ekibine karşı kusursuza yakın bir oyun ortaya koydu. Girdiği 11 ikili mücadeleden sadece 3'ünde başarısız oldu diyor. Benim hesabıma göre ikisinde başarısı oldu sadece. 5 top kapmayla sahanın en dikkat çekici isimlerinden biri olmuş. %88 pas isabeti, Hava toplarında da kalitesini ortaya koymuş. Hem defansif hem ofansif anlamda büyük katkı vermiş. Yani spor oyuncusu Rıdvan Dilmen de maç sonrasında Osayi'ne ilgili çarpıcı bir açıklamada bulunmuş. Sahanın en iyi oyuncusu tartışması Osayi Hüseyin Bolt gibiydi. Gittikçe açılıyor demiş ki Rıdvan Dilmen'i konuşacağız birazdan. Fenerbahçe'de dünün en uzun üzüntü veren olayı Loan Perez sakatlandı. Biliyorsunuz Yaz transfer döneminde kadromuza kattığımız Luan Perez. Ren maçında sakatlandı. Gol engellemek için direğe çarptı. Yani kale direğine çarptı. Ve yerden kalkamadı Perez. Ee, oyuncunun durumu ciddi diye işaret yapıldı. Sediye ile sağ kenarına geldi hastaneye kaldırıldı. 57'de yerine Alioski oyuna dahil oldu. Jorge Jesus maç sonu açıklamasında hani şunu diyor. Negatif nedir? Negatif nadir şeylerden biriydi Luan'ın sakatlığı. Travmatik bir şekilde direğe çarptı. Hala hastanede bir kırık yok gibi. Yani bu kesin bir bilgi değil. Onun yaşamış olduğu olayda hepimiz korktuk. Luan'ın sakatlığı dışında her şey iyiydi diyor. İnşallah bir sıkıntısı olmaz. Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe değerlendirmesi. Şimdi UEFA Avrupa Ligi. Bu arada bilginiz olsun. Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde. Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi'nde. Başakşehir ve Sivas Spor UEFA Konferans ligindeler. Güzel bir Başakşehir maçı. Sivas kazandı. Trabzonspor kazandı. 2-0'dan 2-2'ye gelince biraz daha coşku oluyor demiş. Güzel bir Başakşehir maçı. Sivas kazandı. Üstelik Sivas hiç beklenmeyen şekilde kazandı. Formalar dahi kaybetmiş o derece. Ren hızlı çıkan bir takım. Fenerbahçe bu hızlı kontra ataklarda zayıf. Sahanın en iyi oyuncusu tartışmasız Usai Samuel. Hüseyin Bolt gibi gittikçe açılıyor demiş. İki buçuklu savunmayla maçı çeviren Jesus bence beraberlik çok iyi kazanabilirdi ama 2-0'dan dönüp 1 puan almak altın değerindeydi. Kiev'de kaybetti. Fenerbahçe için 18 milyon euro hayırlı olsun diyor. Burada kastettiği gruptan çıkmayı kastediyor herhalde. Jesus'un ki maçı sonrası açıklamaları çok fazla mütevaziydi. Bence grubun favorisi Ren ve Fenerbahçe. Bana sorsalar bir puan iyi. Fenerbahçe'nin rakibi iyi analiz etmesi lazım. Ren çok önemli pozisyonlar buldu diyor. Haklı mı? Bence haklı. Önemli pozisyonlar çok bulmadı bence ama Jesus'un Lincoln'le başlamasını yani Jesus'un Lincoln'le başlamasını doğru bulmuyorum. Fenerbahçe birinci dakikadan itibaren yürekli oynadı. Beraberlik için gelmediğini gösterdi. Hepimiz maçın sonundan da üçüncü golü bekliyorduk demiş. Gruptan birinci çıktığı günde favori Kiev ve Ren demesin e Jesus. Fenerbahçe taraftarları mutlu. Ren de beklenen hücumlarını yaptı. Çok yeni bir kulübe geldi Jesus. İyi başlamasının büyük avantajı güven açısından iyi oldu. Birincisi oyuncu. ikincisi taraftar güveni. Bu şampiyonluğu, şampiyonluğu oynayan takımlarda çok önemlidir. Ben dönebiliyorum diyorsun. Yani gerideyken. İrfan Can hala bana göre yeteneklerinin altında oynuyor ama öyle bir oyuncu ki tam havlu atmak üzereyken sahneye çıkıyor. 2-0'dan sonra Cesus oyuncu değişiklikleriyle değil, oyun değişikliğiyle geri döndü. Cesus hem kendi düzenlerini oturtmak istiyor hem de çok fazla rotasyon yapıyor demiş. Yani buna bir şey diyemem. Teknik direktör takdiridir. Lig kadrosundan farklı bir takım vardı sahada. 6 farklı oyuncu değişti. Alanya Spor maçında da 6 değişik oyuncu göreceğiz. Fenerbahçe yönetimi çok iyi bir kadro eline verdi Jesus'un. Çevir çevir oyna dedi. Bu nereye kadar gidecek? Jesus'un yoğurt yiyişi bu. Peki ben başka bir soru sorayım. Kadro çok şişkin. Hep aynı 11 ile gidip bir tane iki tane değişiklik yapsaydı. Bu sefer adı ne olacaktı? Ya bunlar iyi oynamıyor? Huzursuzluk, kaos, sincap, ketçap. Diyor ki ben Reni Kadıköy'de daha tehlikeli görüyorum. Tam deplasman takımı Atilla Salah'yı vasat buldum bu maçta demiş. Ben de Rıdvan Dilmen'in bu cümlesini vasat buldum. Atilla Salay on üzerinden 10'luk top oynadı neredeyse. Şimdi bazı isimlerin açıklamaları çok ilginç. Bak Fenerbahçe efsanesidir rüya Rıdvan Dilmen. Açıklamalarını duydunuz. Bak ben size başka bir açıklama vereyim. Elin Yunan'ı açıklama yapmış. Pelkas. Kulüp e, basınına açıklamalarda bulunmuş. Diyor ki sonunda buraya geldim. Burada olduğum için çok mutluyum. Zor bir dönemdeyiz. Bir çıkış olmamız gerekiyor. Önümüzde çok uzun bir sezon var demiş. 3 maç arka arkaya kaybetmişler. Eğer hoca beni oynatırsa cumartesi günü oynayacağımız maçta görev almaya hazırım. Tabii ki bu karar teknik direktörümüz verecek. Onun kararına saygı duyuyorum. Oynamaya ve bu takıma yardım etmeye hazırım. İngiltere'de tempo ve yoğunluğun diğer liglere oranla daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Üst üste 3 maç kaybettik. Bu iyi bir şey değil. Daha fazla mücadele etmemiz ve hocamızın söylediklerini uygulamamız gerekiyor diyor. Svensia City karşısında en iyi sonuç için çalışacağım. Sheffield United maçı bizim için iyi bir sonuç değildi ancak o maçla birlikte sağlığa dönmek güzeldi. Adım adım daha da iyi olacağım. Takıma yardım etmek için iyi olmak istiyorum diyor. Baktığınız zaman mutlu, mesut. Mesela Rıdvan Dilmen olsaydı muhtemelen Fenerbahçe'de işte bak beni gönderdiler de benim yerime oynayanlara bir bakın hele. Benim kadar oynuyorlar mı falan derdi herhalde. Mesela Berisha işe da konuşmuş. Bak. Bunlar hep Fenerbahçe'den ayrılan isimler abi. Mergin Berişa. Biliyorsunuz Fenerbahçe'den kiralık olarak gittim. Ama opsiyonlu. <laughs> diyor ki Augsburg'la anlaşan. Bundesliga'da oynamak benim her zaman hayalimde. Augsburg'a gelerek bunu gerçekleştirdim. Gururlu ve minnettarım diyor. Jesus göreve geldikten sonra iyice gözden düşmüştü biliyorsunuz. Fenerbahçe'de mutlu değildim. Ama Fenerbahçe'ye giderek kötü bir karar vermedim bu adımımdan dolayı pişman olmadım. Çünkü orada da iyi deneyimler yaşadım. Yine de benim yapmak istediğim şey gayet açıktı diyor. Yani Rıdvan Dilmen falan duysun o tayfa. Augsburg'da başarılı olmaktan başka bir şey düşünmediğini ifade etmiş. Takımımızın bir kalitesi var. Başarıya aç bir takımız. Sakat oyuncular da döndüğünde daha da güçleneceğiz. Biz küme düşme tehlikesi yaşamayacağız. Dolayısıyla bu sezonu endişe yaşamadan atlatabiliriz. Benden daha iyi performans geleceğinin sözünü verebilirim demiş. Bu arada bu sezonki performansı Augsburg formasında 2 maçta 164 dakika 1 asist. Fenerbahçe'de bir maçta 1 gol 1 asist kaydetmişti. Geçen sezon ise Fenerbahçe'de 31 maçta 7 gol 2 asist üretmişti. İnşallah yolu baktı. Açık olsun. Şimdi transfer duyumu demişken Cedric Bakan Adı Fenerbahçe'nin anıldı transfer sezonunda. Geldi geliyor gitti gidiyor.com ve bakan bu Olympiakos'ta anlaştı arkadaşlar. Bunu da açıklayalım. Futbolcu Atina'ya gitti. Ve Marsilya'dan forma giyen bakan bu. Yeni rotasını belli etti. Yunan ekibi Olympiakos'ta devam edecek. Ee, Kongol futbolcu her konuda anlaşmışlar. Fransız basında yer alan habere göre Igor Tudor'un planlar arasında yer almıyormuş. Marsilya teknik direktörünün Geçen sezonki performansı neydi? Devre arasında gitti. 2 yıllık sözleşmemizi aladı. 21 maça çıkıp 4 gol, 1 asist. Bu sezon 3 maçta 56 dakika ama 1 asist yapmış oldu. Şeyi merak ediyor musunuz? Fransız Ligi puan durumu. Mesela Rennes'den dolayı ben merak ettim. Paris Saint-Germain 7 maçta 19, mağlubiyet yok. Marsilya'da 7 maçta 19, onda mağlubiyet yok ve son 5 maçı da kazanmış. Ama Paris Ecemi 20 25 atıp 4 yemiş. Marseille 15 atıp 4 yemiş. Lens 3. takım 17 puanı var 7 maçta. Lorient 16 diye gidiyor. Ren 6. sıraya kadar çıkmış arkadaşlar. Ve bir şey söyleyeceğim. Yani 6. sıraya çıkan Ren'in e, yükselen bir grafiği var. Geçen sene de böyle kötü başlamışlar. Sonradan toparlamışlar. Ha bizim açımızdan önemli olan ne? Biz koyup geçelim derini. Bu arada ee, Lens'e yenildilerdi 2-1. Ki Lens dolu dizgin gidiyor. Böyle bir puan tablosu var arkadaşlar Fransa'da. Mesela baktığınız zaman Ajaxio, Angers, Angers, Brest, Strasbourg, Reims, Nantes, Auxerre, Troyes, Nice diye böyle tek tek sıralanıyor. Ee, ama kalbur üstü takımlara baktığın zaman Ren biraz kalbur üstü takım statüsünde görünüyor en azından. Şimdi Fenerbahçe'de sürpriz bir gelişme. Devre arası için bir transfer gelişmesi daha. Kaan Ayhan. Yaz transfer dönemi sona erdi. İyisiyle, kötüsüyle, eğrisiyle, doğrusuyla bitti. Ama Türkiye'de bir kural var. Yabancı kuralı. Ve bu yabancı kuralından dolayı da oynayan, oynamayan isimler var. Şimdi yaz transfer dönemi bitti. Artık ocak transfer dönemi için takımlar girişimlerini şimdiden başlattılar. Jesus teknik direktörlük görevine geldi. Önemli takviyeler yapıldı. Süper Lig'e, Avrupa'ya iyi bir başlangıç yapıldı ama Fenerbahçe'de 3-4-3, 4-1-3-2 sistemleri bu bağlamda savunmaya takviye yapılması gerektiğini söylüyor. Son gün Tayyip Talha Sanuç için bir şeyler yapıldı ama devreye Beşiktaş girince daha doğrusu Beşiktaş görüşmeleri ilerleyince geri çekilmek zorunda kaldı. Ama savunmaya yerli bir takviye yapmak isteniyor ve bu ismin sağ sağlı forması giyen Kaan Ayhan olduğu iddia edilmiş. Hocam niye iddia edilmiş ya? Senin duyumun muyumun yok mu? Olsa zaten söylerim. Bu sezon 5 maçta görev almış. 1 gol atmış 27 yaşındaki oyuncu Ocak transfer döneminde Fenerbahçe kadrosuna katmak istiyormuş. Beşiktaş ve Galatasaray da ilgileniyor ancak transfer sonuçlanmıyor. 2024'e kadar da sözleşmesi var. Şimdi arkadaşlar bakın bunu her transferde söylüyorum. Diyorlar ki kıskanıyorsun. Transfere bir bakacaksınız. Sövüş mü diye. Nasıl yani? Hocam Kaan Ayhan niye sövüşlemeye demeye gelsin? Yok. Kulübü 27 yaşında. Gersen Kirşen doğumlu 1.85 boyunda stoper. Kaan'da hız var şimdi Allah için. Çok dengesiz de sayılmaz ama idare eder. İtalya'da da sertliği yeterince öğrenmiştir. Zamanda 2.5 milyon euro almışlar 2020 yılında. Ama 5 maçta 241 dakika süre almış. O da İtalya kupasında bir golü var 90 dakikada. Başka da bir şey yok. Yani baktığınız zaman adamların kadrosunda değil ama sendeki Türk kuralından dolayı adamlar seni sövüşleme derdinde. Galatasaray'dan 4,5 istediler ya. E Fenerbahçe'den de o kadar isteyeceklerdir. Hocam devre arası 2024. Hedef şu bu. Geçiniz. Çok basit bir şekilde geçiniz. Geçiniz abi. Geçin. Böyle bir dünya yok. Bak şimdi ben size bir şey daha söyleyeceğim. Fenerbahçe Rossi yerine onu alıyor diye bir başlık atsan eminim birçok kişi bu videoyu can kulağıyla dinler. Bu arada Zorbay Küçük'e UEFA'dan bir şok gelmiş haberiniz var mı? FIFA listesine bu yıl giriyor Zorbay efendi. Babası da bu arada Malatya'ya giden tırlar falan olayı var ya. Orada o Malatya takımının kaptanı ha Zorbay Küçük ön babası. Şu anda da Galatasaray altyapısında hoca 8-11 maçta Nyon'da yapılan testleri ve kural sınavını geçememiş. Düşünün. Yabancı dili kapsayan sınavdan da başarısız olmuş. Böyle bir rezalet. Ve Merkez Hakem Kurulu şaşkınlıkla karşılamış. Hakemlerin çoğu öyle. İlk alt haftada da sadece iki maça çıkmış. Karagümrük, Alanya, Giresun, Konya maçı. Ya zaten dar bir kadro diyor. MHK harekete geçti. Kural bilgisi yabancı dil sınavında sıkıntı yaşıyor diyor. Şöyle böyle. Yabancı dili yeterli olmayan isimler listeye kesinlikle giremeyecek diyor. Giriyorlar. Onu da söyleyeyim. Selçuk Erdoğan'dan Fenerbahçe açıklaması. Biliyorsunuz Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu değil. Son olarak Kayseri Spor'da yardımcı antrenördü Selçuk Erdoğan. Bazı açıklamalarda bulunmuş. Ben de şok oldum bu açıklamalar üstüne. Niye derseniz Hani Arda Güler, Başluay'ı hepsine ilgili bir yorumda bulunmuş. Ben de merak ettim hani ne diye konuştu diye. Fikret Orman döneminde 21 yaşında Beşiktaş'ta çalışmış. Avrupa'nın en genç antrenörü ünvanını almış. Bursa, Antalya, Adana, Demir, Eskişehir, Adana Spor, Sivas Spor, Kayseri Spor gibi birçok kulüpte görev almış. Skore'de de açıklamalarda bulunmuş arkadaşlar. Ben Fenerbahçe'yi merak ediyorum. Diyor ki Geçmiş dönemlerde Fenerbahçe ve Galatasaray'dan teklif almasına rağmen almasının perde arkasını açıklamış. Emre Berezoğlu'ndan bir teklif aldığını anlatmış. Yani sanırım hayatım boyunca çalışmayacağım. Tek kulüp Fenerbahçe diyor. Olmadı yani bir türlü diyor. Ben de acaba kötü bir şey mi söyleyecek diye bekliyorum. Yani bir türlü olmadı diyor. Advokat dönemi aktif olarak çalıştığım dönemde şartlardan dolayı kabul etmedim. Pereira'nın birinci, ikinci dönemde pozisyonla ilgili sıkıntı çıktı diyor. Emre Brezoğlu'nun sportif direktörlük yaptığı dönem var. Bazı görüşmeler oldu fakat ben artık sahada olmak istemediğimi söyledim. Bursa Spor Sportif Direktörü'nde istifa ettikten 2-3 gün sonra birçok yerden telefon aldım. Daha sonra Emre Brezoğlu tevazu ve ilgi gösterdi. O pozisyonda çalışmak istemediğimi söyledim. Yani vesaire vesaire. Cesus çok inatçı bir hoca diyor. Yani çok inatçı bir teknik direktör. Kararlı bir yapısı var. Fenerbahçe'deki oyuncu arkadaşlarımla konuştuğunda inanılmaz derecede tecrübelerini onlara aktardığını söylüyor diyormuş. Mesela Jorge Jesus'tan beklentiniz şampiyonluk olur. Şampiyon olmadığı zaman eleştirilecek. Öte yandan bakıyorsunuz Delli Ali bu oyuncunun ismi var ama performansını yansıtabiliyor mu? Önemli olan sonuç olarak bu ikileme tepeye çıkartmak diyor. Yani ee, Pirlo hemen iki hafta eleştirildi. Klopp kaç sene sonra şampiyon yaptı Liverpool'u. Beş sezon sabrettiler. Sabretmek lazım diyor. Başkanı ile ilgili diyor ki kesinlikle iş yapar. Beşiktaş taşta faydalıydı. Yani ne bekliyorsunuz? 14 gol attı. Belli bir seviyeye taştı Beşiktaş'ı. Direkten dönen topları var. Bazı santraforlar vardır. Para tonerlerdir. Hep kendilerine isterler. Başkanı öyle bir oyuncu. Kendi alacak servisi. Kale önünde kendi yapacak. Bazılar da vardır. Mesela Vegors gibi. Onlar da demir yolu misali. Asist yapacak. Pas duvarı olacak diyor. Öbür tarafta Cao Pedro var. Valencia var çift santraforla oynadığınızı düşünün. Hani 4 1 3 2'den bahsediyor Fenerbahçe adına. Ee, ya da 3 4 1 2. Stoperler birebir eşleşecek. Böyle oynayınca kanatları, driplingleri geliyor iç koridorlardan. Markaj hangisini daha zor sizin için? İç saha maçlarında izleyin şimdi Fenerbahçe'yi çok faydalı bir transfer olduğunu düşünüyorum demiş. Ekonomik bazda da iyi bir transfer oldu diyor. Okan'ın işi kolay değil. Arda Güler'le ilgili de çok başka bir şey Arda diyor. Arda'ya planlı özgürlük vermek lazım. Bu tür oyuncuları kısıtlarsanız yorarsınız. Bu oyuncuyu özgür bırakacaksınız. Çok fazla baskı yapmayacaksınız. Koruyacaksınız. Onlar değerli hazineler. Son 20 yıldan beri kaç tane Arda geldi bir düşünün. Bir tane geldi. Değerlendirip devamını sağlamak lazım. Ve Fenerbahçe'nin Ocak sürprizi. Rossi gidiyor. O geliyor desem ne dersiniz dediğim ismi açıklıyorum. Olayinka. Peter. Olayinka. Ola. Şimdi Çekya temsilcisi Slavya Prahan 26 yaşındaki kanat forveti Peter Olayinka. Kadroya katmak için girişimlere başladı diyor Fenerbahçe için. Doğu mu Samet? Doğu başkanım. Doğru. Evet. Fenerbahçe kadrosuna katmak için girişimlere başladı arkadaşlar. Harbi söylüyorum ya. Şaka maka yapmıyorum ya da kelime oyunu yapmıyorum. Buradan bir yerden çıkıp süpürüyüz, kandırdım falan demeyeceğim yani. Ve bir şey söyleyeyim. Yaz transfer döneminde birçok isim geldi gitti. Ama şimdi kış transfer döneminde de yine birçok isim gelip gidebilir. Sirkülasyon olabilir. Hani duyumlarını ver hocam derseniz inanmazsınız. O yüzden duyum vermeyeceğim. Hocam o zaman niye izletiyorsun? Vereyim, vereyim şaka yapıyorum. 1.88 boyunda, 26 yaşında, etkili bir isim. Geçen sezondan beri sezondan beri scouting yaptığımız bir isim. 9 maça çıkmış bu sezon. 3 gol 1 asisti var. 683 dakika. Ama ee, birkaç hafta önceki ya da birkaç ay önceki Olayinka değil. Şimdi 3 milyon 200 bin euroya Gent'ten 2018 yılında almışlar. Ve futbolcu 26 yaşında. Şu anki piyasa değeri 6,5 milyon euro. Ee, geçtiğimiz sezon 40 maçta forma giydi. 11 gol 5 asist. Ama Nijerya milli takımında 4 kez forma giymiş. 1.88 boyuna rağmen hareketli futboluyla dikkat çekiyor. 2014 yıllar arasında Kıbrıs Türk Cumhuriyeti takımlarında yeni camide de forma giymiş. Tamam mı ki? Fenerbahçe'ye karşı da forma giydi. Hatırlayın geçtiğimiz sezon İsmail Kartal yönetiminde 2 maçta 6 yediğimiz e, Slavia Prag futbolcusuydu. 287 maçta 73 gol 45 asist. Yani Çekya Ligi'nde 117 maçta 28 gol 16 asist. Kariyeri boyunca da 287 maçta 73 gol 45 asist yapmış. Hocam aldık mı alıyoruz mu? Geldi mi geliyor mu? Arkadaşlar Fenerbahçe Rossi'nin yerine bu arkadaşa scouting yapıyor. Analiz ediyor. Zaten buruma kullanılmayacak. İkinci devre için eğer Rusya 9.5 10 .00, 12 .00 teklif gelirse bu arkadaşa hazır olun. Uzun zamandır scouting yapılıyor. Uzun zamandır gündemde olan bir arkadaş. Uzun zamandır gündemimizi meşgul eden bir arkadaş. Ben bu kadar söyleyebilirim. Ha, kesin alıyor mu? Değil. Fakat Kaan Ayhan olabilir. Galatasaray'a 4.5 ekler bir baktınız. Devre arasında hiç oynatmazlar o zamana kadar. 2.5'a, yani 2'ye iki gönderiyoruz der. Fenerbahçe şartlara uyar, alır. Ama şu Luan Perez'in sakatlığı belki de takıma 4-1-3-2'ye çevirecek. 4-1-3-2'de de iki stoper yeterli olacak. Yani Atilla Salahi, Serdar Aziz misal. Gustavo de yedekler. Baktığınız zaman bu stoper tandemi yeterli olacak. Zaten üçlü savunma oynadığın zaman stoperlerde çok eksiğin oluyor. Büyük ihtimalle takım 4-1-3-2'ye dönecek ki bu sistemde dikkat edin Ferdi, Alioski, Osayi falan filan ee, daha çok hücumcu oynar. Hani Cao Pedro var, Başruhay'ı var, Valencia var, Serdar Dursun Lig'de var, Lincoln var, değil mi? Arda Güler var, İrfancan, Can, Emre Mor. Hani saydıkça bitmiyor, saydıkça artan bir sistem var. Bence Fenerbahçe Olayinka'yı çok çok iyi araştırıyor, çok çok iyi scouting yapıyor. Biraz fikirler olumsuza kaydı gibi ama o hiç belli olmaz. Hakkımızda hayırlısı olsun arkadaşlar. Kanalımıza katkılarınızdan dolayı hepinize teşekkürler sunuyorum. Abone olup videoyu beğenip yorum yaparsanız da sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.